Betül Tütüncükaya günaydın, gördüm mesajınızı, çok sağ olun. Müge Hanım demiş ki 3500 lira maaşınız varsa, en düşük emekli maaşı, evinde kendininse doğalgaz, su, elektrik, aidat, internet, telefonu ödersin ama elinde de hiçbir şey kalmaz. Kuru bir ekmeği bile alamazsın. Böyle durumda emekliler diyor. E şimdi bir bakıyorsunuz 2002 yılında alım gücüyle 2022 kıyaslanıyor ve bugün alım gücünün daha iyi olduğu söyleniyor. Öyle mi? Yalan söylüyorlar, çok açık söyleyeyim. Yani şimdi bakın, bu iktidarın en büyük özelliklerinden bir tanesi Türkiye'yi ikiye böldüler. Bir tarafta bu iktidar ve etrafında kümelenen küçük bir azınlık var. Kabul edelim ki onlar çok zenginler. Onlar artık rahatlar. Ya eskisine göre her dönem iktidarlar kendi etraflarındaki yandaşları, patronları zenginleştirmişlerdir. Ama bu iktidar bunu ifrada vardırdı. Bunu en zirve noktasına getirdi. Ben her yerde söylüyorum. Türkiye'nin büyümediğini iddia etmiyorum ben. Türkiye toplamda büyüyor. Çünkü siz çalışıyorsunuz, ben çalışıyorum. Milyonlarca madenci, işçi, üretici köylü, kadınlar, gençler üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Üretiyoruz ve ülkemizi zenginleştiriyoruz. Ama sorun şu, bu zenginlikler Türkiye'nin tepesine çökmüş %1'in eline geçiriyor. Ve dikkat edin, mesela hiç bunları söylemiyorlar. Şimdi bir sürü rakam anlatıyorlar da AKP iktidarı boyunca Türkiye'nin tepesindeki en zengin %1'in toplam servetten aldığı pay niye her geçen gün artıyor? Bu ne demek biliyor musunuz İlker Bey? En tepedeki %1 her gün zenginleşiyorsa onun dışında kalan bu ülkenin %99'u da her gün yoksullaşıyor demektir. Şimdi karşı karşıya olduğumuz durum bu. Yani şimdi ekmek 5 lira oldu ama alım gücümüz var. Hangi alım gücünden bahsediyorsunuz? Madem alım gücü var, asgari ücrete niye yılda 2 kere zam yapmak zorunda kaldınız? Yeterli olduğu için söylemiyorum. Daha fazlasını hak ediyor emekçiler. Daha fazlasının verilmesi gerekir. Ya da ek bütçe niye geldi tekrar? Madem işler iyi gidiyor. Ama böyle değil. Şimdi bunlar bir, Türkiye'yi bölerek bence yönetiyorlar. Kendi etraflarında, kendi çevrelerinde bir zenginlik olduğunu görüyorlar ve bundan mutlu oluyorlar. Bunu sürdürebilmek için de sürekli olarak bir algı yönetimi. Dikkat edin, yani Türkiye'de gerçeklerin konuşulması, gerçeklerin tartışılmasına asla izin verilmiyor bu iktidar tarafından. Ellerindeki bütün olanakları kullanarak toplumu kendi belirledikleri tartışmalara, kendi belirledikleri eksenin içerisinde düşünmeye, tartışmaya, yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama artık hani denir ya, mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye o noktaya gelmiş durumda. Bakın biraz önceki yurttaşımız söylediği şey şaşırtıcı mı? Türkiye'de böyle yaşayan milyonlarca insan var, milyonlarca. Yani maaşınızı alıyorsunuz, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, işte yol parası, kira karşılayamıyorsunuz bile. Bakın karşılayamıyorsunuz bile. Biz ayrıca şunu tartışmak gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu pandemiyle beraber, dünyadaki yeni gelişmelerle beraber, ya insanların temel ihtiyaçları neden birilerinin para kazanacağı alanlar haline dönüştürülüyor? Şimdi susuz yaşayabilir misiniz ya? Mümkün mü? Yani siz elektrik olmadan, su olmadan, hatta bakın artık söylüyorum, 21. yüzyıldan bahsediyorsak mesela iletişim temel bir insan ihtiyacı artık. Yani internet, net, elektrik, su, doğalgaz, internet, bunların hepsi temel ihtiyaç düzeyinde tüm yurttaşlara ücretsiz sağlanmak durumunda. Bedel alınmaksızın sağlanmak durumunda ki vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılasın. Konut hakkı aynıdır. Bakın ulaşım hakkı. İşe gidip gelirken insanların verdikleri yol paraları, hele büyük şehirlerde. Zaten işsizlik var. Bir iş bulduğunuz zaman mecburen koşulları ne olursa olsun kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. İşte eviniz kentin bir tarafında, iş yeri diğer tarafında. Günde 2-3 saatiniz trafikte geçiyor. Memurlar için tersine göç başladığıyla ilgili sendikaların yaptığı açıklamalar var. Şimdi bunların tümüne baktığımız zaman şunu görüyoruz bakın. Niye çalışırız? Normalde insan neden çalışır? Bakın ben bu soruyu soruyorum. İnsan neden çalışır? Bir, üretir. Üretmekten mutlu olursunuz. Yaratmaktan mutlu olursunuz. İki, çalışırsınız ve hayatınızı güzelleştirirsiniz. Kazandığınız parayla kendinizi, eşinizi, çocuklarınızı mutlu bir geleceğe hazırlamak istersiniz. Mutlu yaşamak istersiniz. Türkiye'de biz yaşamak için çalışmıyoruz. Ne için? Biz sadece çalışmak için yaşıyoruz. Ya öyle bir sistem kurdular ki insanlarda bir hayat kalmadı ya. Sabah güneş doğmadan kalkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, saatlerce çalışıyorsunuz. Çalışırken sendikanız yok, çalışırken her tür kuralsızlığın muhatabı oluyorsunuz. Uzun çalışma saatlerine mahkum ediliyorsunuz. Çünkü dışarıda bir işsizler ordusu var. Sizi tehdit ediyorlar hakkınızı aradığınız zaman. Bak dışarıda binlerce insan iş bekliyor, sen bunları beğenmiyorsun diye bir de seni aşağılıyorlar üstüne. Bütün bu kuralsız çalışmanın sonrasında saatlerce yol gidiyorsunuz. Akşam karanlığında evinize giriyorsunuz. Çok gerçekten söylüyorum. Mesela sevgisiz nesiller yetiştirmek zorunda kalıyoruz ya. Çok özel bir çaba harcamazsanız çocuğunuzla ilgilenecek vaktiniz kalmıyor.
Onun da sadece nefes alıp vermesini, işte mümkünse okula gitmesini falan sağlamaya çalışıyorsun. Şimdi esas problem bence burada. Yani o yüzden mesela AKP iktidarını biz yeneceğiz. Hiç şüphemiz yok. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleceğinde Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti olmayacak. Ama bu 20 yıldır yaratılan yıkım, 20 yıldır toplum üzerindeki bu kara bulutların yarattığı olumsuz atmosfer ve bunun sonuçları uzun vadede gözüküyor. Şimdi biraz önceki haber. Çocuklarımız sağlıksız yetişiyorsa bu gelecek yıllar açısından büyük bir tehlikeye işaret etmiyor mu? Bunları ortadan kaldırmak için çok hızlı önlemler almak gerekiyor ve hani halkı, emekçiyi, yoksulu, bunun da özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. En altta kalanları yükseltirseniz bir toplum yükselir. Yoksa şimdi Türkiye büyüyor, masalları anlatıyorlar. Tepedeki %1 uzaya çıkmış zenginlikler açısından. Diyor ki bak zenginleştik. Nereye zenginleştik kardeşim? Zenginleşen sensin. Oysa bizim de yapmamız gereken zenginliği topluma yaymak. Tüm toplumu zenginleştirmek. Bunun için nasıl bir proje geliştiriyorsunuz, strateji geliştiriyorsunuz, seçime nasıl gireceksiniz, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı soracağım. O zaman tarihi fırsat deniliyor. Mesela Hürriyet Gazetesi'nde sosyal konut projesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu evleri kim nasıl alacak, bir başka manşet. Sabah Gazetesi 2280 lira taksitle 100 yılın ev fırsatı. Bir Gün Gazetesi'nde sandığın içine 500 bin ev sığdı. Yani bunun bir seçim yatırımı olduğu. Gazete Pencere. Biz bu projeyi 2019'da duymuştuk zaten, aynı proje, iki lansman, iki tanıtım diye manşetle okurlarının karşısında. Ne dersiniz? Ben şimdi dün haberi görünce yanımda arkadaşlar vardı, onlarla ağzımdan şöyle çıktı. İlk tepki insanın duygusunu hissettiriyor. Dedim ki Erdoğan AKP'ye güvenmiyor. Ya partinin bu işi beceremeyeceğini anladı. TOKİ'yi seçime sokacak herhalde. Yani işte bu kadar açık bir hamle olamaz. Yani çok net olarak bir seçim hamlesi bu. Ha şunu da söylemiyorum. Yani vatandaşlarımız, alabilen bütün vatandaşlarımız alsın, bu iktidarın onlara bahşettiği bir şey değil. Sonuçta devlet imkanları, bizim verdiğimiz vergilerle sağlanan imkanlar bunlar. Tüm yurttaşların hakkı var, alın teri var. Dolayısıyla ne kadar çok yurttaşımız alabiliyorsa, başını sokabileceği bir evi oluyorsa ben bundan bu kadar mutlu olurum. Ama bu işler böyle yapılmaz. Nasıl şimdi bakın. AKP dediğimizde sokaktaki herhangi bir yurttaşı, hatta AKP'nin yöneticilerini çevirseniz, biz inşaatta şöyle büyük yatırımlar yaptık diye anlatırlar değil mi? En fazla övündükleri şey beton yapmak. Böyle bir iktidar, yani bir beton zihniyeti var karşımızda. Şimdi gelirken arkadaşlarımdan rica ettim. Konut fiyat endeksine göre Türkiye'de ev sahipliği oranı AKP iktidara geldi. 2002'de %73'müş. Bakın AKP iktidara geldiğinde %73. Şimdi bir beton iktidarı var değil mi? Yani 21 yıldır sürekli inşaat yapmakla övünen bir iktidar var. Bugün bu oran %60'a düşmüş. Ev sahibi olma oranı azalmış. Yani ne olmuş İlker Bey? Bakın gene aynı şeyle karşı karşıyayız. Türkiye'deki ev sayısı artıyor, inşaatlar artıyor ama yukarıdaki bir avucun elinde toplanmaya başlanıyor. Yani eskiden diyelim ki yurttaşlara daha yatay biçimde dağılmış ev sahibi olma durumu azalmış, geri düşmüş. Bununla da toparlayamayacaklar. Yani sonuçta maalesef üzülerek söylüyorum. Bir tarafta insanlar başlarını sokacak bir ev bulamazken, bir tarafta 100, 200, 300, 500 daire sahibi olup buradan elde ettikleri gelirlerle servetlerine servet katan insanlar var. Ve iktidar onların iktidarı. Onları zenginleştirecek. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela bu TOKİ. Kardeşim niye yurt yapmıyor bu TOKİ ya? Şimdi okullar açılıyor ya. Şimdi de üniversiteler açılacak değil mi önümüzdeki günlerde? Her taraftan Türkiye'nin... Ama şöyle bir açıklama yapıldı. İhtiyacımız olmamasına rağmen yurt da yapacağız diye. Mutlaka daha fazlasına ihtiyacım. Bakın ben Türkiye'nin her ilinden size bilgi getirebilirim. Tabii bu arada ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Yani arkadaşlarımız yurt... bize işte o odalarda 3 kişiyken nasıl 7 kişi kalmaya başladıklarını, bunun fotoğraflarını da gönderiyor. İşte aynı para... Hatta para da artıyor, odanın mevcudu da artıyor bir yandan. Orada da gizli çifte zamların olduğunu bizimle paylaşıyorlar. Şöyle hesaplar yapıyorlar. Bizim açımızdan mesele nedir? Devlet, üniversiteyi kazanan her gencin eğitim olanaklarını güvence altına almak durumunda değil mi? Bunun bir ayağı da o üniversiteye giderken ikamet edebileceği bir yurda ihtiyaç var. Bunu yapmıyorlar İlker Bey. Ne yapıyorlar? Tarikatların, cemaatlerin yurtlarını ya da daha önceden devlete ait olan, devletin el koyduğu, 15 Temmuz'dan sonra el koyduğu yurtları şöyle bir analizini çıkartalım. Bunların hepsi iktidarın yanındaki cemaatlere, tarikatlara teslim edilmiş durumda. Dolayısıyla öğrenciler, genç arkadaşlarımız o tarikatların, cemaatlerin yurtlarına zorlanıyorlar. Oraya mahkum ediliyorlar. Bunu kabul etmek zorunda mıyız kardeşim biz? Yani bu ülkenin bir yurttaşı, devlet ona
yurt sağlayamadığı bilinçli için. Bilinçli bir yönlendirme mi bu? Kesinlikle bilinçli bir yönlendirme. Çünkü bunu istiyorlar. Yani bu tarikatların, cemaatlerin palazlanmasını ve iktidarlarını desteklemesini. Yani karşılıklı bir şey bu. Bunlar tarikatların, cemaatlerin önünü açıyor. O tarikatlar, cemaatler de bu iktidarın oy deposu haline getiriyor o yurttaşları. Ama bakın burada biraz tekrar ediyorum. Geleceğe dönük çok büyük bir tehlike var. Ya hatırlayın, bundan 15 sene önce, 20 sene önce bugün FETÖ denilen yapılanmanın aynı biçimde örgütlendiğini, devletin içerisine bu dershaneleri aracılığıyla, okulları aracılığıyla, yurtları aracılığıyla kendi militanlarını yerleştirdiğini hepimiz biliyoruz ve bunun sonuçlarını en acı biçimde yaşadık değil mi? Şimdi inanamıyorum işte. Bakın bu meseleden nasıl şaşırmayayım ben buna ya? Daha 3 gün önce yaşamışız biz bunu. Bu memleket en büyük dertlerinden bir tanesini çok acı biçimde gözlerimizin önünde yaşamış. Şimdi aynı yaklaşım devam ediyor. Mesela başka bir şey söyleyeyim size. Bizim verdiğimiz bir kanun teklifi vardı bu konutlarla ilgili. Orada söyledik. TOKİ niye kiralık ev yapmıyor? Kiralık evde yapsın TOKİ. Yani madem derdimiz yoksulun derdine çare olmak, değil mi? Sadece işte bu parayı ödeyebilen yurttaşlarımızın alabileceği evler yapma. Aynı zamanda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kiralık konutlar yapsın TOKİ, daha uzun vadeli projeler yapsın, düşük kiralı yapsın. Böylece genel olarak konut piyasasındaki kiraların aşağı doğru çekilmesine bir fayda sağlasın. Ama yok, temel mesele hep nasıl para kazanırız? Nasıl kendi yandaşlarımıza para kazandırırız? TOKİ'nin ev sahibi olduğu gibi bir model dünyada var mı? Var, var, var. Böyle modeller, ya kamuya ait kiralanabilen evler dünyanın pek çok yerinde var. Belediyelere ait evler var ve buralara yurttaşlar başvuruyorlar çeşitli koşullarda. Diyor ki mesela, siz diyorsunuz ki benim aylık maaşım şu kadar, gelirim bu kadar. Bu gelirlerle sosyal konut talep ediyorum belediyeden. Düşük ücretle bunu kiralayabiliyorsunuz. Belli bir süre orada yaşıyorsunuz. Geliştirilebilir modeller. Burada mesele şu. Kimin derdini çözmek istiyorsunuz? Yoksulların derdini çözmek istiyorsanız aklınızı, bilimi, vicdanınızı kullanarak çözemeyeceğiniz sorun yok. Ben net olduğum nokta burası, bakın. Yani siyasette de esas hani isyan ettiğimiz durum bu. Gözlerimizin önünde yaşanıyor. Bu memleket o kadar zengin bir memleket ki. Ya 20 yıldır bu iktidar batıramadıysa varın gerisini siz düşünün. Ne kadar zengin bir ülkemiz var. Ama bu olanakların halk için kullanılması lazımken bu iktidar bu olanakları kendisini, kendi iktidar koltuğunu korumak için kullanıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil.